vardı. Niye istedim ya, kim verdi bana? Ve hakem Eşvet Kanatlı'nın düdüğü ile maç başladı. Sherman karşısında Mehmet, ondan sığdırmak istedi. Ceza alanı üzerinde vuruşunu yaptı, kaleci Zeki'de kalan bir top. Sherman var, Kasım var. O Arif sol kanatı gördü. Ondan ileriye Smart ceza alanı üzerinde sert vurdu. Fakat top yandan dışarıya kadar gitti. Niye bir vuruştu? Kaleci Zeki de uzanmıştı ancak top dışarıya kadar gitti. İstediği golü bulamadı. Kemal'ın kullandığı korner atışında Hamza karşıladı. Gerilere kadar gelen top. Orada Yakup'un vuruşu, kaleci Ali mükemmel bir refleksle topu önledi. Çalan düdüğüyle ikinci yarı başladı. Bakıyor arkadaşlarına, ileriye gönderdiği uzun bir top. Kasım koştu, orada rakip ceza alanının içerisine girdi. Karşısında Kenan vardı. Sherman geriye bıraktı. Smart'ın vuruşu üstten dışarıya gitti. İleriye gönderdi fakat araya giren Ali Özbahar oldu. Sherman topla ceza alanının içerisine girdi. Hani bir atak. Sherman'ın vuruşu kalecideki mutlak bir pozisyonu önledi. Gerçekten 6 pat üzerinde Sherman'dan önce topa müdahale eden Zeki takımı adına mutlak bir golü önlemiş oldu. Aziz topla birlikte ilerliyor. İleriye gönderdi Sherman. Fakat offside diyor. Karşı taraftaki hakem Serkan kuşattı. Sherman'ın pozisyonunu offside olarak değerlendirdi. Gerilere kadar gelen bir top Mehmet Özkasnak karşıladı. Sherman gerilere, orta alana Yakup, ileriye göndermek istediği top Serkan'dan önce Kasım, fakat Kasım topu kontrol edemedi. Verdi Mehmet Özkasnak kafayla karşıladı. Smart'tan topu alan Kasım. Kasım'ın pasında hareketlenen Smart vardı fakat orada bir faul çaldı Etret Kanatlı ve Halil Uçar'a sarı kartını gösterdi. Smart cezalan dışından sol ayağıyla vurdu fakat isabetsiz bir vuruş. Acını kullanıyor. Uzun bir top. Orada karşılayan futbolcu Aykut. Alen'in vuruşu kaleci. Top Ender uzaklaştırdı. Arif. Orada yapılan bir hareket var Ender'e. Lefke futbolcuları bu pozisyona itiraz ediyor fakat Etfet Kanatlı hayır diyor. Faul var orada ve Aziz'in hareketini faul olarak değerlendirdi. Evet ve orada Salih Say'ın itirazları vardı. Esvet Kanatlı onu çağırdı yanına. Ayırıyor onu, ayırmak istiyor diğer futbolcu arasından ve ona sarı kartını gösteriyor. Smart sol tarafta karşısında 3 futbolcu. Orada Aziz'in hareketini faul olarak değerlendirdi Esrek Kanatlı ceza alanı içerisinde. Mehmet ve Aziz Lefke takımında çok konuşursun diyor Esrek Kanatlı ve ona da sarı kartını gösteriyor. Ve bu dakikalarda itirazlarını sürdüren Lefke teknik adamı Toygar Davulcu da Esrek Kanatlı tarafından oyun dışına gönderildi. Evet, 78. dakikada Lefke teknik adamı Toygar Davulcu da itirazlarını sürdürdüğü gerekçesiyle orta hakem Mehmet Kanatlı tarafından oyun dışına gönderildi. Teken top tekrar Aziz, ileriye gönderdi. Aziz, Sherman kafa ile indirdi. Kasım'ın elinde kalan bir top. Fakat Kasım çok kötü vurdu. Kullanacak. Ceza alanı içerisine gönderdi. Kasım'ın vuruşu ve tekrarlarda hayır diyor Esvet Kanatlı. Orada Kasım rakibini iterek topa vurdu diyor. Ve Kasım'ın hareketini faul olarak değerlendirdi Esvet Kanatlı. Ve bir golü geçirsi sayıyor.
Evet, uzatma dakikaları oynanıyordu. 90+3. dakikaya gelmiştik. Kullanılan serbest vuruşta, Buğra'nın kullandığı serbest vuruşta Kasım'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Fakat hakem Etret Kanatlı Kasım'ın oradaki hareketini faul olarak değerlendirdi. Hacı Mert, ondan seken top Zeka. Fakat orada Hacı Mert'in bir hareketi var. Salih Say'a ve sarı kart görüyor. Salih Say göz alan için önüne bir Kasım'ın müdahalesi orada. Son anda çizgi üzerinden Mehmet Kasnak, Özkasnak topu uzaklaştırdı. Gerçekten son saniyede takımı adına mutlak bir golü önledi Mehmet Özkasnak. Evet değerli izleyicilerimiz, Lefke 16 Ağustos stadındaki karşılaşmada Lefke konuk ettiği Hamitköy ile 0-0 golsüz berabere kaldı.